Слава Україні! Героям слава! Шановні громадяни, шановні, шановні українці, ми українці в коні. Біз коня, да, Україну лар. Наразі ми зібрались сьогодні для того, щоб підтримати нашу країну. Bugün kendi ülkemize destek olmak için toplandık. У цих руках ми тримаємо прапор України. Ellerimizde Ukrayna bayrağımızı tutuyoruz. Ми українці. Biz Ukraynalılarız. В Україні розпочалася війна. Ukrayna'da savaş başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık dalgasının başladığını duyurdu. Rus saldırgan askeri operasyonunun amacı Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna topraklarının gücünü ele geçirmek ve işgal kontrolünü kurmaktır. Rus birlikleri önceden işgal edilen ve hala işgal altında olan Donbas ve Kırım'ın yani sıra Kuzeydoğu bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli yönlerden barışçıl Ukrayna'ya şehirlerine saldırmaktadır. Bu bir savaş eylemidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün egemenliğine bir saldırıdır. Bu korkunç saldırıya karşı Ukrayna'ya uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını kullanmıştır. Ukrayna uluslararası toplumu derhal harekete geçmeye çağırıyor. Sadece birleşik ve kararlı adımlar Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurabilir. Bundan sonra vereceğimiz tepkiler ve kararlar sadece Ukrayna vatandaşlarının güvenliği değil, aynı zamanda Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve dünya düzeninin geleceğini de belirleyecektir. Yani biz tabii ki Türkiye'ye teşekkür edecektir. Teşekkür edecektik. Türkiye bizim hep yanımızda ve biz Türkiye'de şu an yaşıyoruz. Ama bizim annemiz, babamız, çocuklarımız, yeğenimiz, dedemiz, anneannemiz, babaannemiz, herkes Ukrayna'da. Durumu kötü. O yüzden biz çok rica ediyoruz. Provokasyon olmasın diye biz çok rica ediyoruz. Sakin olmalıyız, değil mi? Biz yardım edin bize. O yüzden rica ediyoruz size. Teşekkür ederiz. Yani siz yani bizim tarafındasınız. En azından biz göstermeye çalışıyoruz. Tüm dünya görmesin. Tüm dünya görsün. Ukrayna yaşamak istiyor. Ukrayna kendi toprakta yaşamak istiyor. Huzur dileriz ve мы бажаємо миру. Bütün ülkeye, özellikle Türkiye'ye barış diliyoruz. Diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bir şey sorabilir miyiz? Sizin bizim televizyonlar dinlediğimizin dışında aldığınız haberler var mı? Yani bölgeden gelen mesela var. Kiev'e doğru askeri bir operasyonu yürüdüğü. Şimdiki çok da göstermiyorlar. Niye? Çünkü provokasyon olmasın diye. Panik yaratılmaması için. Panik yaratılmaması için. Evet. Ailelerinizle görüştünüz mü telefonlarda? Evet, evet. Ne diyorlar, neler var yakında? Ne diyorlar? Yani benim annem şu an Nikolaev'de. Babam, yeğenim, benim ablam orada. Ve herkes şu an susuz kalmışlar. Elektriksiz kalmışlar. Yani iletişim evet. Zor kuluyor. Ondan sonra şimdi benim annem Sığınak değil de Bodrum'da, Bodrum'a, her evin Bodrum'un alt katına gelmişler. Okullar çalışmıyorlar.
alarm sürekli siren sesi geliyor. Tank vardı. Savaş uçakları hep uçurlar. Ve en önemli objeleri bombalıyorlar. Havalimanı. Askeri cephaneleri. Askeri var orada hemen patlıyor. Patlıyor oraya, o tarafta. Şimdi bir dakika başka bir dakika. Başkanı şimdi tekrar isterseniz ben tekrar söyleyebilirim yani şeyler çağırıyoruz. Bugün Ukrayna sizin güvenliğinizi de kuruyor. Tüm Türk halkının Ukrayna'yı bu davada destekleyeceğini umuyoruz. Savaşa hayır. Savaş istemiyoruz. Hiçbir yerde kan akmasın. Dünyanın her ülkesi için geçerli bu. Bugün belki Ukrayna yaşıyor bu acıyı. Yarın bizim için de aynısı olabilir. Savaş istemiyoruz. Teşekkür ederim. Hep beraber savaşa hayır o zaman. 1, 2, 3. Savaşa hayır.